Evet dostlar, şimdi bugün elmas disk denemek istedim, hard diskte ve benim Dremel için kullandığım bir disk vardı. Onun ortasını deldim. Kalem bileği matkapucum vardı, bulamadım ama maalesef yine Dremel'le elle göbeği delmek zorunda kaldık. Şu an uydurduk, hard diskimize oluyor. 6 santim bir disk. Hemen onu göstereyim. Diskimiz bu. Bakın bu şekilde deldim. Bakalım nasıl olacak. Gerçi kolu kızağı ona göre bu kadar küçük diski düşünmeden ayarlamıştık ama bakalım kol oraya ulaşacak mı ya da sadece açılı kesim yapacağız. Dik kesimleri yapmayacağız. Çünkü kızak tasarımını ona göre yapmamız lazım. Yani minimum disk büyüklüğünü veya kaçlık disk kullanacaksak ona göre yapmamız gerekiyor. Hemen bir bakalım. Bakın bu hard diskimiz tam geçti şu anda. Ne yapacağız? Bunu sabitleyeceğiz. Artık şurayla çalışabilecek miyiz? Çok küçük bir aralık ama bir bakalım. Yani biz motorun performansını görmek istiyorduk. Motor tercihimizi hani ya hard diski modifiye edeceğiz, yeniden tel sargı sarıp güçlendireceğiz. Ya da bir başka motor tercih etme durumunda kalacağız. Evet, şu anda sabitledik, vidaladık. Bakalım açı yetişecek mi kolumuz? Evet, harika. Sanırım yetiştirdik. Evet, yetişti. Artık buradan bir deneme yapacağız dostlar. Önlememizi aldık, dışarı çıktık. İnanın heyecanlıyım çünkü neden? Bu motoru eğer bu test başarılı olursa hiç uğraşmadan hard disk motoruyla yola devam. Olmazsa yeni bir motor türü belirleyeceğiz. Böyle büyük olmayan, küçük ama güçlü bir motor, drone motoru olabilir veya başka alternatiflere bakabiliriz. Hani hard diski güçlendirebiliriz ama tel sargısı falan onlarla çok fazla uğraşmak istemiyorum. İsteyen yapabilir. Sargıyı güçlendirir. Akım yükseltildiğinde gücü de artar. O şekilde yapılabilir. Bir bakalım nasıl olacak. Evet. İnanın bu diskle bile faset atılabilir. Yani bu küçük minik 5-6 santimlik diskle faset kesilebilir motor iyi olduktan sonra. Bunu da bilmenizde fayda var. Bu kolumuz zaten efsane. Her şeye izin veriyor. Yani şu tasarım, bu pratiklik, hız dünyada belki de ilk. Hani bu hızda ve bu hassaslıkta şuraya stopor koyabiliriz. Çok hassas. Çok daha hassas yapabiliriz ama ben inanın denedim halde. Zaten müthiş. Buraya geldiğinde zaten şu oluyor. Hissediyorsunuz onu. 3-5 kesim yaptığınızda zaten stopor falan hiç gerek yok yani. Evet, kayda başlıyoruz. Dün gösterdiğim şekilde üstüne hiçbir kesim yapmadım. Bakın ses azaldı. Neden? O zımparamız ses yapıyordu düzgün kesmediğim için. Hemen başlayalım. Önce ben bir bakıyorum tekrardan hangi köşeyi şu köşeyi yapalım. Kaç numara? Bir numara. Evet. Bir numarayı yapıyoruz. Şu an inan devir ayarına bakmadım. Ne durumda diye. Ama dostlar yani elmas disk müthiş yiyor. Tabi bu cam 5,5 sertliğinde. Evet.
Yani şu kadar tuttum. Birazdan göstereceğim. Evet. Durduruyorum ve gösteriyorum. Motor son devrinde değil dostlar. Evet dostlar, saniyeler içinde gördüğünüz sonucu, motor durmuyor ve tam devrinde değil. Gördüğünüz gibi bu büyük bir taş, yani güzel bir taş. Saniyeler içinde yedi. Evet, yakından gösteriyorum. Bakın şurada dünküler zımpara cırmalıyordu. Elmas diski takınca bir canavara dönüştü. Evet, sanırım hard diskle yola devam edeceğiz ama disk küçük olduğundan mı, ben yine şüpheci biriyim. Daha büyük, biz 10 santimlik disk takacağız. O zaman nasıl olur? Çabuk durur mu? Zorlayınca bilemiyorum. Şu anda diski son ayarına getirip şöyle bir dolanayım. Bakalım ne durumda olacak taşımız. Evet dostlar, diskimizi son ayarına getireceğiz. Ve şöyle bir dolanacağız. Burada kalmıştık. Hemen diğer açıya geçelim ve oradan devam edelim. Oo. Aa. Bakın, anında açı değiştim. Bakmak çok kolay. Bu kol tasarımı onun için yaptım, geliştirdim. Hani diğer kol tasarımları gibi değil. Bakın geldikler. İndeks falan uğraşmıyoruz. Çok hızlı. Çünkü indeks önceden ayarlı bunda. Kol sekizgen olduğu için sadece indeksi bir kez değiştiriyoruz. 16'lıkta. 8 8 16 yapıyor. Yola devam ediyoruz. Oh. Bunu hemen size göstermem lazım. Bakın saniyeler içinde canlı canlı yaptık. Birlikte yaptık. Belki bize gülenler vardı. Bilemiyorum. Hemen ışıkta göstereyim bir de. Dostlar, bilmiyorum içinden kıs kıs bize gülenler var mıydı? Çünkü ben ilk makinayı vantilatör motorundan yaparken sataşanlar oldu, hakaret edenler oldu. Hatta gruplarından bir de hakaret edip çıkaranlar oldu Facebook gruplarından. Bizim ne yaptığımızı pek anlamıyorlar onlar. Fikirlerimizi. Bakın saniyeler içinde mi? Hiç boşluk vermedim. Demin gösterdiğim vuruşlardı hepsi. Yani canlı canlı kestik bunu. Görüyorsunuz dostlar. Hemen bunu bir ıslatayım. Kuru kestik. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi tabi bu 5,5 sertliğinde bunu diğer taşlarla da denemek gerekiyor. Ama bunu yapan onu da yapar diye düşünüyorum. Daha çünkü bu testler benim zamanımı alıyor. Bu ahşap düzeneyi düzdüm, asıl makineden koptum. Hani sırf motor denemek için kaç gündür zamanım gitti, fazla vaktim yok. Dostlar, size inşallah
50 liralık makina. Bununla bile 10 numara faset kesebilirsiniz. Ben şeye dikkat etmedim, hani ölçü tam tutsun tutmasın. Ona bakmadım size göstermek için. 50 liralık faset makinasıyla hassas, mükemmel hassaslıkta kesim yapmış olduk. Tabii biz bunu böyle tahta yapmayacağız, o kabini. Çok daha güzel yapacağız, veya tahta yapılsa da kaplanması gerekiyor onun. Hani suyla çalışacağız. Su kapları olacak tabla bölümünde. Benim önceki tasarımı hatırlıyorsunuzdur, o bilgisayar 3D çizimi. Onun üzerinden gidiyoruz. Evet, şimdi hani çok güzel bir tahta olup kaplanabilir, veya plastik böyle sert PVC'ler var, onlarla yapılabilir kabin. Veya metalle, ama inanın ben metal büktüreyim, çelik, paslanmaz çelik dedim. 400 TL yapıyor şu anda bulabildiğim en ucuz. Belki çok daha ucuza yaptıracaklarımız vardır. Veya galvaniz bükülüp yapılabilir. Çok alternatif var. Demir kullanmak istemiyorum paslanır diye. Boyasak da yine paslanır büyük ihtimalle. Hani alüminyum, daha değişik alternatifler araştırılabilir. Ben bunun olacağını size göstermek istedim ve oluyor dostlar. Hatta biraz isterseniz şöyle gidelim mi? Dibe doğru bir gidelim. Evet dostlar, deminden beri motorumuz da çalışıyormuş. Sanırım motorumuzda hiçbir ısınma olmayacak. Şuralara böyle kolaylaştıracak ekler yapmak çok kolay. Daha da nasıl çalışıyorsak, nasıl zevk alıyorsak kolda şöyle küçük bir çıkıntı koyup ondan falan da tutabiliriz. Ama şu an gayet işe yarıyor. Çevirmem şöyle çok kolay oluyor. Bakın, tek parmağımla, baş parmağımla indeksleri değiştiriyorum. Bakın, İndeks, bu kolun indeks hesabını zaten size anlatmıştım. Yayınladım Excel dosyası olarak. Şifrelerini çözdüm. Kendim de ekler yaparak 64 indeksi ayarladık. Evet, dibe indim. Görüyorsunuz. Saniyeler içinde kesimimizi yapıyor. Evet, bunu da kavuşturalım. Bu yüzey de tamam. Evet. Kumunu hatırlamıyorum dostlar. Bakın, o yüzeyi attım. Faseti attık oraya. Şimdi şu yüzeye atıyorum. Bakmak çok kolay. Bakın, o diğer dikey çinkolları falan, onlar gibi rezil olmuyorsunuz. Müthiş pratik, hızlı bir kol. Yok, indeks değiştireyim, oradan ayar tekerleğiyle uğraşayım. Onlar boş iş, zaman kaybı. Amacımız zaten o zaman kaybını sıfıra indirmek. Evet dostlar, burası da tamam. Evet, orası da tamam ve son bölüm. 8 faset attık. Suyla çalışmıyoruz. Onun için önlem aldık, ama sakın siz yapmayın.
Evet, bu da tamam. Kameramız netleştiriyor mu bilmiyorum ama tamamdır. Hemen ışıkla içeride göstereyim. Bakın, işimiz bitti. Ne yapıyoruz? Kapattık. Dostlar, gücünü görün istedik. Bakın. Nasıl yiyor? Daha yakından bakalım istiyorsanız. Evet, işte budur. Dostlar. Görüyorsunuz. Evet, 7 sertlikte de benzer sonuç alınırsa hard disk motorunun iyi olduğunu düşünüyorum. Neden? Öyle hemen ısınma derdi olmaz falan. Uzun süreler dayanacağını düşünüyorum. 4 motor olacağı için zaten kaba kumu aldık, kaba yüzeyi. Sonra diyelim ki 320 kumla başladığımızı düşünün. Ne yapacağız? 600 kuma veya direkt 1200 kuma geçeceğiz. Sonra da 3000 kuma geçeceğiz ve polisaja geçeceğiz. Her birinde ayrı motor olacak. Çünkü motor, işte biz bunu seçmemizin nedeni insanlarımızı büyük bir dertten kurtarmak. 10 liralık motorla, 10-15 liralık motorla 4 tanesi hadi 50 lira etsin. Tüm sistem çözülüyor. Hız kat kat artıyor. Yani seri faset kesim yapacaksınız, yapacağız hep beraber dostlar. Amacınız o. Şimdi atıyorlar bir motor, yanına bir Çin malı kol, ezbere çekiyorlar 10-15 bin lira fiyat. Zaten benim bu işlere girmemin sebebi bu astronomik fiyatlardı. Bir kabaşon makinesi bakıyorsun, disk yok. Ben özellikle birkaç yıl önceydi, bir firma vardı. Disksiz 15 bin lira fiyat çekmiş yani. Kaboşon makinesinde onun için yaptım. Bunu da onun için yapıyorum. Daha farklı makineler de yapabilirim. Bunun otomatiğini de yapacağız. Bizim kabin ve bu sistem otomatik için uygun. Direkt kabine otomatik sistemi de oturtabiliriz. O şekilde. Ama inanın otomatiğe bile ihtiyaç kalmadı diyebilirim. Çünkü son derece hızlı ve pratik oldu. Dostlar, şu an başarılıyız. Çok şükür. Nihayet görüyorsunuz. Atmıyoruz, tutmuyoruz. Sonucu gösteriyoruz. Evet, yılmamak lazım. Sabretmek lazım. Denemek, araştırmak, geliştirmek, kritik etmek lazım. Bilimsel yöntemleri çok iyi araştırmak, onları kullanmak gerekiyor. Sonuçta da başarı elde ediyoruz aşama aşama. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Evet dostlar, 150 TL'ye faset kolu, 50 TL'ye dimer devresi, 200 TL'ye mal olan faset makinamız, hard disk motorundan oluyor, gayet başarılı. Evet dostlar, madem deneyim yaptık, bir adım daha ileri gidelim. Elimde bir krizopras parçası, bir de 6 sertliğindeki bizim, yani bir 7 sertliğinde taş, bir de 6 bizim efsane yeşil opak taşımız. Madem öyle, bunları da deneyelim, test edelim en azından elde. Şu an dopa yapıştırma imkanımız yok. Zaten kestikten sonra ister elde kesmişsiniz, ister dop, belki olur ya, kaboşon bile yaparız bunda. Hemen deneyelim şuradan. Evet.
6 sertlik gayet güzel gidiyor. Susuz kullanmak iyi değil ama evet, faset kesim için yeterli, 6 sertliği de kesiyor. Rahatlıkla faset. Şimdi 7'ye çıkalım bakalım. Köşeden keseceğim. Daha anlaşılır olsun diye. Zorluyorum şu anda. Harika. Oo, tamamdır. 7'yi de kestik. İnanın bu zaten diğerlerini de keser. 8 sertlik, hatta 9'a kadar keseceğini düşünüyorum. Yeterli dostlar bu. Yani motor sıkıntı değil. Hard disk motoru yeterli. Hard disk motorunu bir de sardığımızı düşünün. Var ya, uçar bu proje. Bu makine uçar yani. Size söyleyeyim. Yani o binlerce dolarlık makinaların yaptığı işten çok daha hızlısını, aynı hassasiyette, belki daha da hassasını yapabileceğimizi görmüş olduk. Bu da hepinize armağan olsun. Hepimize inşallah güzel işler yaparız. Gerisi ustalık dostlar. Maharet, ustalık bundan sonrası. Ve pazarlama en büyük sorun. Yaptın, kime satacaksın? Ederine satabilecek misin? Kaça satacaksın? Emeğini kurtaracak mı? Pazar bulabilecek misin? Yurt dışına açılabilecek misin? İnşallah onlarla ilgili de ileride videolar çekeceğiz. Asıl sorunlarımız onlar. Artık bunlar hikaye, makine işleri. Bunu her tür çözeriz. Her tür makineyi yapabiliriz arkadaşlar. Siz de az çok beni tanımışsınızdır. Evet. Krizopras 7 sertliğinde taşımız. Köşeyi görüyor musunuz? Faseti anında attı dostlar. 7 sertlik. Bu da inşallah ileride türünü belirleyeceğimiz efsane yeşil taşımız. Mükemmel cila alan, bakın. Yani 7, 6, 5,5 sertliğindeki malzemeleri denemiş olduk. Hepsinde de başarıyla üstesinden geldi. Yeni projemizin motoru. Motor işi artık tamam diye biliriz. Hani 10 santim disk takınca da disk büyüdüğünden belki hani yavaşlar mı, tam emin değilim yine de, ama olacağını düşünüyorum dostlar. Her şeyi gözünüzün önünde yaptık. İnşallah sizlere iyi bir fikir verebilmişizdir. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.